Bir insan çok genç yaşta ölünce çok üzücü bir şeydir. Daha önce Leo Rexy kimidi? Tony Hughes'in arkadaşı Tayland'da öldü. Genç yaşta. Ziz genç yaşta yine Tayland'da öldü. Ve şimdi John Lydon. O da öldü. Yani bilinen olay bir fenomen olarak, bir fitness influencer olarak insan sürekli baskı altındadır. Kendini her zaman iyi gözüksün, göstersin. Ne zaman öyle form biraz düşünce popülerliği düşer. Popülerliği düşer. Ve bu sefer mecbur olur daha da çok ilaç alsın. Şimdi Joe Linden çok büyük bir vücutçu değildi ya. Ama nedir? Bütün yıl boyunca yağ seviyesini çok düşük tutardı. Ya. Beşin altında bir insan yağ seviyesini beşin altına tutsun sağlıklı değil. Ya. Ve natural olarak da yapamazsın. Natural olarak yapamazsın. Kim ne isterse desin. Natural olarak olmuyor o. Ya. Vücut kupkuru, su, mineraller şey az. Kalp daha çok zorlaşıyor. Ve onu korumak için, o kuruluğu korumak için kimyasal destek lazım. Hem yağ seviyeyi düşük tutsun için, tutmak için, tutması için bir de diüretik de alıyorlar. Sırf o suyu da az olsun vücutta. Şimdi az suyunla gezersen sıcak bir ülkede kalp krizi olur. Felçlik olur. Birçok bokluklar olur. Ve okuyorum yorumları. Joe Linden çok iyi birisiydi. Çok iyi birisiydi. Çok yardımsever birisiydi. Bana çok yardım etti. Carcur. Sana ne yardım etti bro? Erken ölmek için mi yardım etti sana? Evet. Çok iyi, çok iyi, harika, harika. I'm not hating on the guy, bro. I'm not hating on the guy. Ama gördüğünüz gibi sadece büyük insanlar ölmüyor bu vücutta. Kuru olmak, kupkuru gezmek bütün yıl boyunca sağlıksızdır. Kim ne isterse desin. Yarışçılar kupkuru ediyor vücudunu. Son bir ay. Son bir ay. Özellikle son hafta. O bile tehlikelidir. O bile tehlikelidir. Ama bütün yıl boyunca o kuruluğu tutasın. Şey hiç kimsenin de günahına gitmeyeceğim ama birçok John Lennon'dan bahsetmiyorum. Ama diğerleri steroidle, yağ yakıcıyla uyuşturucuları da şey edilir, karıştırırlar. Mesela Ziz hem yağ yakıcı alırdı, hem diüretik alırdı, hem de kokain alırdı, ekstasi alırdı, bok alırdı. Ya hep bunların karıştıracaksan, üstelik ölüm diyetini yapacaksan bütün yıl boyunca insan ölür men. İnsan ölür. Şimdi hepimiz öleceğiz. Ya doğru ya doğru, hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz ya. Ama nasıl ölmesidir önemli olan. Gerçi öldükten sonra siki ver gitsin hiç. Üzücü mü? Üzücü. Ama sosyal medya öyle gibi yaptı bizi, özellikle influencerleri, ki bizler arıyoruz kendimizi çok iyi gösterelim. Sırf insanları motive etmek için, sırf insanlara örnek olmak için, ama bu yüzden ben soğudum. Soğudum bu şeylerden. Soğudum bu camiadan soğudum. Çünkü ben bunları bilirdim daha önceden nasıldır. Anlatabildim. Ya Bolu toprak olsun. Toprağı gülme lan amına koyayım. Toprağı bol olsun. Ya Bolu toprak olsun. Toprağı bol. Fucking üzücü man. Fucking gerçekten üzücü. Üzücü. Bilmiyorum, takip etmiyorum bile kendini, ama baktım ki
öyle hareketler yapardı, öyle kastığında öyle vücudu saturationslar öyle hep oynardı. Her yerine öyle dans yapardı vücudu ya. Bu normal değil. Elektrolit problemidir bu. Elektrolitlerde problem vardır. Yani bu lazım da bir kişi diuretik alsın. Her zaman Andreas Manser da öyle ölmedi. Bilenler bilir. Neyse ben birkaç kişi istedi bu konuda video benim fikrimi alsın ha bu şey için, bu konu için de ben ne yaptım işte ben. Yani fitnessçiler, fitness ne demektir? Sağlık demektir ya, fitness. Sağlığın alakası yoktur. Hiç kimse de bunu sağlığa, hiç kimse kusura bakmasın ya. O sağlıklı yapanlar zaten biraz yağlı görünüyor. Ya biraz öyle. İnsan şu kupkurudur. O sağlık değil. Ama millet zannediyor, ooo ne kadar sağlıklıdır o, ne kadar sağlıklıdır bak. Ooo benim tam bir ideal vücudumdur bu. Tam ideal vücudum. Onun anası ağlıyor ben. Yani o hale gelsin. Şimdi anası gerçekten ağlıyor. Ağlıyor ayrı mesele ama fuck man. Hiç kimseye, yani Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. You know what I mean? Fuck that shit man. Neyse, peace out.